GRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve çok keyifli bir program olacak. Sevgili partnerim Ataullah Arvas'la birlikte çok özel bir konu ağırlıyoruz efendim. Sağlık konuşacağız. Sağlık olunca onun adı olmazsa asla olmaz. Şifalı yemekler konuşacağız, gençleştirme konuşacağız. Her şeyi, bağışıklık sistemi konuşacağız. Sağlıkla ilgili, güzellikle ilgili her şeyi konuşacağız. Profesör Doktor Ahmet Maranki efendim Sürütyon'da. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Çok sağ olun. İltifatınız için inşallah layık oluruz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Ben de bir merhaba diyeyim. Evet. Şimdi bir defa yazıyorsunuz. Ben sizi çok bir gazeteden her gün takip ediyorum. Her gün iki gün köşemiz var. Aşağı yukarı evet. TGRT ekranlarında görüyoruz. Birçok televizyonda görüyoruz. Evet. Şimdi TGRT Euro'da ya da Avro'da TGRT'de birlikteyiz, beraberiz. Şimdi bu programın ana eksenini bence bugün bağışıklığı konuşalım. Kış geldi. Kış geldi. Ne yiyelim, ne içelim? Hem kışa karşı hem efendim gribal enfeksiyonlara karşı hem vücudu nasıl dinç tutarız. Söz sizin hemen efendim, kesmeyeceğiz. Girdim. Buyurun. Oraya bağışıklık çok güzel bir konuya girdiniz ama hocam önce hani hep diyoruz ya bu koronavirüs çıktıktan sonra özellikle bağışıklığınızı güçlendirin. Nedir öncelikle bu bağışıklık? Evet. Ondan sonra da atabiliriz. Değerli sorusu. Dostlar, bütün Avrupa'daki müdavimlerimize selamlar diliyorum. Hatta 1500 konferans verdiğim bütün dostlarımıza. Onların da bugün en çok sorduğu, Avrupa'da da bu korona salgını maalesef sıkıntılı geçiyor. Hem Türkiye'deki biliyorsunuz herkes o sıvı uygulaması yapıldı. Askerimiz, polisimiz vesairemiz. Hepsini bir toparlayalım, öğretmenlerimiz. Çok sıkıntı çekenler var. Eklem rahatsızlığı, hastalıkları olanlar bir takım. Tabii birikmiş kronik rahatsızlıklarla birlikte yürüyen bir şey bu. İşte bütün bunlardan kurtulmanın ve hastalıklara da yakalanmamanın şeyi bağışıklık diyor ya bugün koca koca ünlü profesörler. Ben bağışıklığı düşük olanları korona yakalıyor. Doğru. Nedir bağışıklığı düşük olmak? Kronik hasta olmak. Nedir şeker? Nedir tansiyon? Nedir kolesterol? Yani karaciğer gitmiş. Kanını temizleyemiyor. Peki ne yapacağız? Mefhum muhalifinden karaciğeri temizleyeceğiz. Efendim bağışıklık bugün tıp bilimleri kabul etmiş. Diyor ki %80'i sindirim sistemi ve bağırsaklarda. İkinci beyin. İkinci beyin, hatta esas beyin diyoruz. Yani siz arı sütü yiyin, ne yerseniz yiyin. En iyi gıdaları alın, bağırsaklara gidecek. Orada özümlenecek belli bir kıvamı, avami konuşuyorum burada halkımız anlasın diye. İşte oradan belli venözlerle karaciğere, rafineriye gidecek. Orada kan olup kalbe pompalanacak, istenilen yere gönderilecek beynin kontrolünde. Ama siz bağırsaklarınız bozuksa orada parazitler, kurtlar, solucanlar, kandidalar, mantarlar, albikanslar, maykolar veya başka işte koksaki virüsü ve diğerleri varsa o gıdayı onlar yiyecek. O hayvanların toksinleri, gaytaları, zehirleri, toksinleri kısaca orada olacak. O toksinler de sizi zehirleyecek. Bugün toplumumuzun hali bu. İşte doktorların dediği bağışıklık düşmesi bu. O zaman ne yapacağız? Biz bağırsakları temizlememiz lazım. Nasıl hocam? Bağırsaklar biliyorsunuz dolunay günlerine göre temizlenir. Bu yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mistik inançlarda bu vardır. Musa kavminde de uygulanmış, İsa kavminde de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de 3 günlük oruçları vardır Arzu Hanım. Duymuşsunuzdur. Tabii bir takvim dahilinde yapılıyor. Evet, bravo. Bu Efendimiz 3 gün dolunay günü biliyorsunuz Medcezir meselesi. Ay önce hilaldir. Sonra büyür dolunay olur 14'ü. O gün der ki oruç tut. İşte bir gün önce Hristiyanlar, bir gün sonra da Museviler tutmuş. Biz bu orucu 7 güne çıkarıyoruz. Bu 3 gün yemek yemeyeceksiniz. Bakın bu işari bir beşarettir bu yani. Çok önemli. Dolayısıyla bunu nasıl temizleyeceğiz? Kalın bağırsağımızdan işte 1-2 litre kadar su, içine sirke veya sarımsak koyarak normal, cebri değil, normal yoldan, nasıl hamileler doğumdan ameliyattan önce bağırsak temizlenir. Bunun gibi herkes evinde bu dolunay gününün son 3-4-5-7 günü bunu suyu vererek temizlerse bu bağırsaklar temizlenmiş. Şurada gördüğünüz bembeyaz renge ulaşır ama... Sual şu, demin de sordunuz ya, faydalı bakteriler de gidiyor. Onun için alkali sebzeler yiyeceksiniz. O gün et yok, süt yok, un yok, şeker yok. Bunlar ne? Hepsi asitiktir. Evet. Ne yiyeceksiniz?
kereviz yiyeceksiniz, lahana yiyeceksiniz, turp yiyeceksiniz, maydanoz yiyeceksiniz. Alkali. Her gün 10 bardak yeşil çay ve bitki çayları içeceksiniz. Her gün 10 bardak. En az 10 bardak bitki çayları. Kantaron çayı, mürver çayı, bugün karışımı var. Geceleri de bağırsağınızı yumuşatıcı moringa bitkisi. Bakın moringa. Dişini sıkan çocuklar, kabızlık çekenler hep bunun sebebi parazitlerdir. O çocuğun çocuğu olmaz. Kız menopozu erken girer, kesilir. Erkekli olmaz, spermi olmaz, doğuramaz. Bunların sebebi parazitlerdir. İsviçre'de Dr. Clark Parazitoloji Enstitüsü'nde 10 ölümden diyor 4'ünün sebebi parazitlerdir. Eyvah. Onun için bunlardan da gece içtiğimiz bu karışımlı moringalı suyla, çayla bağırsakları bir yumuşatacağız. Kalanları da sabahleyin o lavman yaparak, cebri değil bakın, normal suyunda asın suyu bir yere, verin bağırsağınızı temizleyin. Şimdi ne yaptık? Önce alkali beslenerek o içerideki mikropları öldürdük. Mantarları, şunları, bunları, midedeki helikobakterleri, kandida, albicans, glabrata, solucanları bulunduğu yerden böyle yapışır onlar, emer sizi bakın. Oradan kurtardık, bağırsağı düştü. Sabahleyin de çekip aldınız, hemen arkadan kırmızı pancar, havuç, elma gibi sıkılmış suları sıkın, içine bir kaşık da zeytinyağı için birden bedene, şahane, boş mideye. Temizlendi. Arkadan da kereviz çorbanızı, bir tane elmanızı, maydanozunuzu, öbür gün pırasa, üçüncü gün ıspanak, harika, dördüncü gün turp salatası, değil mi? Tatlı yemeyeceğiz mi? Kabak tatlısı ye, incir tatlısı ye. Ayva tatlısı ye. Bakın bunları konuşmuyorlar. Bunu yapın 7 gün. Son gün dolunay günü tabak gibi karnı büyümüş ayın. Diyor ki atıyorum hepsini. Zeytinyağı ve limonu karıştır. Son gün hiçbir şey yeme. Aç kal. Su iç sadece. Biraz sonra anlatacağım. Alkali su içeceğiz. O yağ ve limonu 100'er gram içtiğiniz zaman o sabahleyin düşen, ben 71. kampımı yaptım. Onu da anlatacağım. 71 kampta torba torba parazitler, kurtlar, pislikler, parça parça etlerin hepsini atıyorsunuz. İnsanların cildi, rengi. Son kampımda 96 koronalı vardı. Bakın biz tespit edebiliyoruz bunu. 46'sı aşılıydı. Son gün check-up uygulamasında hiçbirinde korona tespit edilmedi. İşte bunu Almanya, Frankfurt'taki, Fechenheim'daki yaşam merkezimizde bu check-up'ları yapıyoruz terminle. Ve orada bu uygulamaların hepsini uyguluyoruz. Kamplarımızda da bu beden temizliğini yaparak tabii yoldan insanlar kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesini temizleyerek yeniden doğmuş gibi olabiliyorlar. Aynı zamanda gençleşip güzelleşiyoruz değil mi hocam? Yani örneği burada. Atabey, 40 yıllık dost hocam, eski günlerden tabii, kim kaldı? Kimler kaldı? Hocam sizi kesmemeye çalışıyoruz. Ne olur konuşun. Hakikaten sık sık televizyoncular, radyocular kesiyorlar. Bazen cümleleri de bölüyorlar. Yok biz sizi siz, kesmeyeceğiz. Özellikle karaciğer temizliği var ya, kereviz dediniz. Çok önemli. Kereviz, ıspanak, efendim, kerevizin, ıspanak kürü falan biraz bak, da. Kereviz bak orada biz, görüyorsunuz. Biz. Bu buyurun. İnebolu pazarı bizim. İstanbul Topkapı merkezimizde, yaşam merkezi Topkapı'da köy pazarımız. Burada satılan sadece kerevizler, turplar, tabii meyveler. Manda yoğurdundan kabak, bakın şu kabak mucizesi var ya. İnsan neslini kurtarabilir. Şu anda kabak çekirdeği erkeklerdeki prostat probleminin dermanıdır. Öyle evet. Kesinlikle. Doğru. Al bunun yağını sabah akşam iç. Hatta makattan uygulama yap. O pH'in 7 günde normale döner. İddia ediyorum ben bunu. Allah'ın mucize gıdası. Prostat bunlar. Yani. Hocam prostattan bahsediyoruz. Evet. Bak Türkiye nüfusunun %67'si falan böyle. Efendim fazla. Bakın ben burada iddia ediyorum. Ben 15 kitap yazıp bir kitabın 1 milyon şifalı bitkileri milletimizin teveccühüyle okutan biriyim. 1 milyon da korsanı var. Birileri konuşur, birileri yazar, üretir. Evet. Biz hepsi ve uygular. Evet. Biz bunu uyguladık. Kim ne diyor bir bakın, araştırın. Bak kerevizler. Niye kerevizi getiriyoruz? Niye ıspanağı getiriyoruz? Bakın gördüğünüz bunlar pırasa. Evet. Bakın küçücük ama bak incecik. Aynen. Bak alıç, kalbin alıç, şifası. Evet. Alıç. Kalp damarını açan dünyadaki tek madde alıç. Alıç. Eskiden boyunlarına takarlarmış efendim, değil mi şifa eskiler? Şifa çünkü. Niye takardı? Kehribar çünkü. Kehribar çocuğunuz ağlıyor. Kehribarı tak ağlamaz. Ağlamaz çocuk. Bileğine tak. Moralinizi düzeltecek tek taş kehribardır. Neden? O sarı renk, sarı renk şifadır çünkü.
Bakın bunların hepsi bilimseldir ama bunlar konuşulmuyor. Bunları konuşmak bizim ilmimizin zekatıdır diye söylemek Peki istiyorum. Peki hocam sizin kampınız ne kadar sürüyor? Kaç kişilik kamplar dönem dönem? Ne kadar? Bakın, biz İzmit'te geldik, ben geldim kampınıza ne kadar kalacağım orada? İzmit'te 5 yıldızlı termal otelimiz vardı. Nesotel. İzmit'te. Orada termal kaplıca 7 gün geliyorsunuz. Tamam. Şortunuzu alıyorsunuz. Hiç başka bir şeye gerek yok. Şeker hastasınız, tansiyon hastasınız, kansersiniz, çocuğunuz olmuyor. Daha binlerce isimsiz satılık hastalıklar var. Biz hasta tedavisi yapmıyoruz. Bizim hastane hizmetimiz yok. Biz orada bir konsept yapıyoruz Arzu Hanım. Nasıl kaliteli yaşarız? Allah'ın verdiği ömrü uzamaz, kısalmaz da. O kün feyekün. Ol der olur, öl der ölürüz. Ama verilen ömrü kaliteli yaş almak mümkün. Bizde yaşlanma yok. Yaş almak var. İşte bunu 7 günde oraya geliyorsunuz. 7 günde biz orada önce check-up'larınız yapılıyor. Ondan sonra çok özel yemek menülerimiz. Herkese özel. Alkali. Her gün işte alkali sebzeler, sabah kozmik sular, gece bağırsak temizleyici sular. Tamamen özel şeflerimiz, gıda mühendislerimiz, biyologlarımız, doktorlarımızın 5 yıldızlı otel konseptinde havuzlarda hidroterapilerimiz, masajlarımız, profilaktik masajlarımız, nefes tekniklerimiz, saunada mesela sizin kokunuzu buluyoruz. Nedir sizin kokunuz? Leylak. Leylak kokusuyla mutlu huzurlu bir saunada mutlu huzurlu yaşıyorsunuz. Harika. Bunların hepsi mümkün. Bakın ben bunları söylüyorum. 71 defa bunu yaptık ve Avrupalı izleyicilerime teşekkür ediyorum. 120 aile alabiliyoruz. 100 tanesi Avrupa'dan atabiliyoruz. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'de 5 yıldızlı hastaneler var. Oradan kimse ayrılamıyor. Ben pahalı bir hayat sunmuyorum insanlara. Bakın pazar. Ben sarımsak insan neslini kurtarabilecek. Bak başa benziyor. Bak. Evet. Baş ne diyor? Başında problem var. Bir tane yut. Bugün korona gibi viral enfeksiyonlardan, gribal enfeksiyonlardan korunmanın ana şeyi sarımsaktır. 3 diş sarımsak yutun. Biz kampta her tabağımıza, her tabağımızda 5 diş sarımsak var. Her gün mü yutalım hocam? Her gece bir diş sarımsak yutuyorsunuz. Evet. Korona ve viral enfeksiyon, Coxsackie, Arbo, koronavirüs, grip, influenza, nasıl beyzi aklınıza ne geliyorsa. Bu topludan bağışıklığı güçlendirmede. Evet. Her akşam bakın, bir diş. Bir diş taşköprü sarımsağı. Evet. Çin sarımsağı değil. Taşköprü sarımsağı elinize yapışacak. Soyarken kıpkırmızı renkli sarımsaklar olacak. İki, herkes bir günde 30 miligram su içmezse yaşayamaz. Ama şeytan teferruatta gizli. 30 miligram alkali su. 8, 9, 10 alkali. Yani? Bedendeki asitleri atmak için. Mesela korona 5,5-6 pH'lıdır. Onu 9 alkali su içeceksin ki yok etsin. Nasıl suyu alkali nasıl yapacağız? Kristal tuz. Kristal tuz Himalaya 84 mineralli kristalize olmuş beyaz altın. Yalayacaksın her gün. Ahmet Maran ki bunu cebinde taşır. Tesbihi kerbarı da. 84 mineralli. Tuzsuz Deli Bekir vardı eski. Evet eski çok meşhur. Niye tuz yedirmezsen? Şimdi tuz yemeyin bak. Bak tuz. Bunlar kristalize olmuş tuzlar. Bunu alacaksın içine 1,5 litre suya diyelim 50 kilosunuz 1,5 litre su içecek. Su içenin böbreği hastalanır. Ama alkali su içerseniz asiti çözer. Hastalıkların sebebi tıp diyor ki asidozdur. Onun için biz alkali yaşayacağız. 1,5 litre suya 1 gram kristal tuz. Dünya Sağlık Örgütü 6 grama yakın günde tüketin diyor. En az 3 gram da içine tuz kepeği, karbonatı koyun. pH çubuğuyla burada bir gün yapalım gözünüzün önünde. 9 alkali suyu içtiğiniz zaman zemzem 14'tür yaklaşık. Bedendeki bütün toksinlerinizi atar. Harika. Onun içine 3 diş de sarımsak koyun. Bak 3 diş sarımsak koyun, soğan koyun. Benim 3 kızım var. Maşallah. Bak bir cennetli. Kızım Avrupa'da Frankfurt'taki Fechenheim'da tıp doktoru şu anda. Öbürü uzman doktor, psikolog, aile terapisti. Hepsinin birer kavanozu vardı Atabey'in. İçine bir baş soğan koyarlardı. Evet. O suyu içerlerdi. Annesi de soğanı yemeklere koyardı. Hiç hastalanmadan büyüdüler. Ya. Niye?
Çünkü bunlar bilim, evet, bilgi ilgiyle matuftur. İlgili insanlara bu bilgileri vermek de ilmimizin zekatıdır kardeşim. Evet abi. Ben burada bunu yapıyorum. İşte bu suyu içerseniz, o sarımsağı yutarsanız kabuğunu dağıtma, kaynat, saçına sür. Soğan, dökülmenin evet, en büyük önemi sarımsağın kaynat kabuklarını. Ha. O sapını dağıtma, baş gibi gösteriyor ya evet, orada. Zaten sana diyor ki sarımsağ. Bak ben başına benziyorum. Evet. Baş ağrın, migrenin, sıkıntın, tansiyonun varsa bir diş yut diyor. Evet. Üstündeki de o saç, saçın da döküldüyse kaynat diyor, yağını sür. Saç harika, dökülmen engellensin diyor. Bu kadar basit. Evde yapılabilecek en uygun en yolu tarifler ve... Ahmet Maranki'den. Lütfen not alın bunları, gerçekten not alın. Kehribar'ı da unutmasınlar. Evet. Herkes kehribar kolyesini çocuklarına stresini atacak. Canlıdır bu. Aha. Bütün taşlar bir enerjidir. Aha. Bugün yaptık ama yayınlandı evet, Avrupa kanalında. Bakırla ilgili bir şey hocam. Bakır eskiden biliyorsunuz bakır şeyi takarlardı, bilezik. Mesela... Efendim bakın ben şu anda ben diyorlar ki hocam sen nasıl yaşıyorsun? Hani nasıl bu sağlık böyle? Ben gümüş çorap giyerim, gümüş suyu içerim. Hocam evet bir altın suyu, gümüş suyu deniliyor bu aralar. Çok fazla neden? Duyuyoruz. Nedir bu altın dünyada ve gümüş suyu? Dünyada virüsü öldürecek en önemli Akdeniz Üniversitesi'nde Adnan Akar kardeşime selam olsun. Türkiye'de ilk defa kolloidal gümüş suyunu ürettik. İlk defa altın suyunu ürettik. Niye? Belli yaşta Alzheimer, bunama, Parkinson başlıyor. Neden? Aurum eksik. İç altın suyunu bunaman geçsin kardeşim ya. Bakın bu mineraliz biz. Biz toprağız. Toprağın evet, içindeki aynen, her şey bize lazım. Evet, evet, dolayısıyla onun için gümüş suyu, mikrop öldürücü. Bakın gümüş suyunu veterinerler kullanır mikrop öldürmede, makat temizliğinde. Şimdi bunu dünya, Hitler bunu savaşta kullanmış. Sonradan bir takım bu ilaç türesleri bunu yasaklamış. 100 yıldır gümüş yoktu. Avrupa ne zaman üretti bunu? Hemen biz ürettik. Kolloidal olarak altın, gümüş suyu. Gümüş fısfıslar. Ağzına sık. Eline bir damla getireyim haftaya. 8 saat koruma sağlıyor virüse karşı. Oo. Bakın bunların hepsi var da bize anlatmıyorlar. Evet. Kazlar, közler, körler, sağırlar birbirini ağırlıyor. İlaç türesleri, holdingler, tavukçular, şeyciler böyle yürüyüp gidiyoruz. Birileri de hakikatleri anlatsın. İşte biz bugün bunun için buradayız. Evet. Kaliteli yaşamak mümkün. 10 yaş gençleşmek mümkün. Hastalıklar birer sonuçtur. Sebepleri ortadan kalkarsa hastalık diye bir şey kalmaz. Evet. Kainat şifanesi de ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdinde devasıdır. Kim diyor? Ahir zaman peygamberi söylüyor ya. Biz kimiz ki? Ama bunları kim söylemiyor? Allahsız, kitapsız, sekülerist, o kanıta dayalı bilimciler. Allah tuz ye ya Ali dedi diye ben 300 bin lira ceza yedim. Allah dedi diye de mahkeme diyor ki Allah gibi bilinmeyen izafi bir sebeple milleti yanıltıp evet, sağlık, evet bu söylediğim Ahmet Demircan Sağlık Bakanı'nın döneminde bilim kurulu, tuz demek o kadar önemli ki bunlar sıkıntı içinde. Siz gelin kardeşim, tuz mikrop tutmaz, tuzu yala, 84 bin lira cebinde tut, radyasyonun mu var, en çok radyasyon çeken bedenini radyasyonla yıka. Evine bir tane tuz taşı koy. O çocuklar Einstein olacak ya bizim çocuklar. 7 yaşında çocuğun eline aynen, bilgisayar verilir aynen mi? Aynen öyle. Atabey'im ben Amerika'da post doktora yapmış adamım. Teknokert'e giderken sordum. Yıl 90. Daha Türkiye'de cep telefonu yok. Dinlesin bunu bilim adına konuşanlar. 40 bin kişilik Teknokent'te diyor ki adam. Burada akıllı tahta yasak. Bilgisayar yasak, cep telefonu yasak. Niye? Bizim heyet soruyor şimdi. İşte askeri ateşeler gezdiriyorlar Amerika büyük. Efendim diyor çocukların diyor 18 yaşına kadar ya, beyin inkişafı, beden inkişafı, erkekliği, kadınlığı oluşacak. Bunlar diyor hücre blokasyonuna sebep olur diyor. Çocuklarımız gelişemez diyor. Ya. Biz de 7 yaşında. Ne 7'si hocam? 3 yaşında tableti var. Böyle eliyle ya, yapıyor yani. Vallahi maalesef ben buna hepimiz işte, verdik yaptık. Şimdi ben toplumun kurtulacağını asla kata kanaatim yok. Bundan sonra ben... Eyvahlar olsun. Ben 1740 tane canlı yayın yaptım. Aha. Bu 41. oldu. Sadece efendim bakın şimdi bir de mistik boyutu var. Hı hı. Bu kainatı idare eden bir güç var Arzu Hanım. Tabii ki. Efendim söz emri ümmeti mahir zamanda 73 fırkaya ayrılacak. Evet. Biri fırkayı naciye olacak.
farkındalığı olanlar. Hı hı. Bizi dinledi mi? Tamam, artık çocuğuma hazır mama yok. Tuz, kristal tuz yiyeceğim. Rafine tuz yemeyeceğim. Hı 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 hı. Hazır mama yemeyeceğim. Florürlü diş macunu kullanmayacağım. Evet. Hitler bunu suya koymuş. Onun yerine iyot kullanacağım. Bugün neslin kurtuluşu, korona dahil en büyük sıkıntı. Çocuğuna canım dediğin zaman öf bahane diyorsa iyot eksiktir. D vitamini eksiktir. Çinko eksiktir. Selenyum eksiktir. Niye eksik? Çünkü tuzun içinden bunları almışlar. Dericide kullanan tuzu bize yediriyorlar. Bu ülkeye ihanettir bunlar. Evet. Bunlar düzelmeden olmaz. Onun için iyot herkesin, Japonya bugün kanunen günde 2000 mikrogram, 2000 mikrogram iyotu zorunlu koşuyor. Dünya Sağlık Örgütü de 150 mikrogram kullanın diyor. Hocam derdi ki bize, rahmetli Sabahattin Zaim Nevzat Yalçıntaş, benim doktora hocalarım Turan Yazgan, 80'li yıllarda anarşi falan vardı. Sen hatırlarsın Atabey'im. Oğlum bunlar ne diyorsa sen tersini yap derdi. Şimdi bunlar 150 diyorsa 1500 miligram, ben her gün 2 gram iyot alıyorum. İyot burada, iyot yosunda, iyot dereotunda, iyot cevizde. Al bunları. Hiç söyleyeni duydunuz mu bunu? Bak ne kadar program yapıyorsun. Evet, evet. Bunları sadece Allah'tan korkan, zerre kadar hayrın şerrin hesabını bilenler konuşuyor. Hocam, maddi değerlere inanan, maddi değerlere inananların dışında sizin anlattıklarınız hakikaten çok kıymetli. Evet. Bir de yüzyıllarca, asırlarca atalarımızın, dedelerimizin sınayarak, deneyerek, yaşayarak geldiği çok önemli şeyler bunlar. Şimdi kış da geldi. Evet. Mevsimle hakikaten biraz da bu mevsimle ilgili, mevsim hastalıklarından korunmak adına o bilgileri de sizden alacağız. Tabii sadece sırf maddi değerlere inanan insanlara da Allah ıslah etsin. Ben gördüğüme, dokunduğuma inanırım falan. Bak, o ayrı bir konu tabii. Ben Özal'dan bu yana bütün başbakanlara danışmanlık yaptım. Şimdi pek sormuyorlar. Ayrı bir şey. Ben şunu gördüm. Çok kişi öldü gitti. Kimin arkasından hayırla yad ettiğini görüyoruz. Bu ülkeye ağaç dikenleri yad ediyorlar. Evet. Ben bu ülkede 15 kitap yazdım, 750 ürün ürettim. 1500 kişi çalışıyor yanımda. 2 milyon çiftçi bana ürün topluyor. Bu devlet beni Nobel aday göstermesi lazım ya. Ben üretiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Mazlumların umudu. Evet. Bu ülkeye diyor bir ağaç dikeni sırtınızda taşıyın diyor. Ben diyorum aman kardeşim o bürokrasiye. Bak yukarıda biri çalışıyor. Hı-hı. Ama altta birileri de başkalarına çalışıyor. Ülkede spekülasyon yapıyorlar. Evet. Şu benim söylediklerimi bu ülkede hayata geçirin. 5 yıl içinde bu ülkede hasta kalmaz. Ama istenen bu mu? Yok. Peki hocam bu Covid nasıl bitecek? Aşılar da tamam. Yani hepsi %100 tamam değil ama aşılamalar da yapılıyor. Aşıya rağmen ne zaman bitecek? Ya da biz ne yiyip ne içelim daha fazla Covid için? Covid mi Sarımsak var? Sarımsak tamam. Covid mi var? Yok mu? Yok yani mıydı? Vardı dün. Korona vardı, influenza vardı, grip yok muydu? Vardı. Çocuğumuz okula gidip hastalanmıyor aynen muydu? Öyle, aynı evet. Şey. Aynı hastalanıyor. Bazısı 7 gün, bazısı 10 gün sürüyor. Yaşlılarımız da ölüyordu. Bugün de olan budur. Bu küresel sermayenin bir oyunudur. Kesinlikle. Bakın bizim işimiz bağışıklığı güçlü tutmaktır. Tutmak, evet. Bunu yapanlar, bunun mesulleri, oksijen almayan insan ölür. Sen arabanın egzozu niye dışarıda? Kötü karbondioksit. Benim egzozumu sen niye benim akciğerime bağlıyorsun? Hangi bilim, hangi akıl bunu yapabilir? Bu çok önemli. Bilinmeyen bir sıvıyı insana almak doğru mu? Alınmıştır. Herkes kaderini yaşayacak Arzu Hanım. Bak, kedinin maskeyle kapatmaya çalış, üstüne atlar. Eskiden çocukları tanrılara kurban ederlerdi 3000 yıl önce. Şimdi anneler çocuklarını bir takım şeylere aman çocuğum mühendis olsun, hı hı, bilmem ne olsun, şu olsun diye ne ana baba hakkını öğretiyorlar, ne vatan, ne millet, ne bayrak, ne bir kız çocuğu çocuk doğurmasını biliyor, ne çocuk bakımını, yemek yapmıyor ama kızımız avukat. Hı hı. Avukat oldu, hiçbir şey yok. Toplum bugün bu. Kuş bir kanadıyla uçmaz. Avukat hanım, doktor hanım hem yemek bilecek, hem aşk bilecek, hem sevgi bilecek, hem çocuk bakımlayacak, hem şuurlu olacak. Doğayı, florayı, faunayı, habitatı koruyacak. Bütün bunlar olursa o kuş uçar. Hı. Kuyruğu, tüleği, başı.
Şimdi bir tane almışsın. Her rahmet, parmağında bir marifet. Evet. Rahmetli Özal derdi ki mühendisler hiçbir işe yaramaz derdi. Biz de endüstri mühendisiyiz. Ya efendim niye falan. Oğlum tamam. derdi. Tamam. Oğlum derdi. Yapacağınız diğer sosyal bilimi de öğrenin. Daha çok bilginiz olsun. Onun için artık bugün bir üniversite bitirdim. Ben doktor oldum, avukat oldum. Yetmez. Farkındalı olacağız. Oxford bugün cebimizdeki telefonda. Açacağız. Allah'ın ilk emrine oku, okut, dinle, evet. dinlet. Bu programları niye yapıyoruz? Şu programlarımızı dinleyen insanlar kurtuluyorlar. Onun için kışa girerken evet, evet. mutlaka evet. söylüyorum. Evet. Bakın ve yine korona aşısı vurulmuş olabilir. Askerimiz, polisimiz evet. şudur. Kaygılar var. Sağlıkçılarımız var. Onu söylediniz. Biz varız. evet. Ben aşı vurulmadım. Çocuklarım da vurulmadı. Bu emsal olsun diye. Niye sağlıklıyım ben? Aşı niye vurulur insanlar? Hastadır vesairedir veya hastalanmamak. Ben hastalanmamak için sarımsağı her gün bir diş sarımsak. Her gün yoğun C vitamini. Her gün uygun D vitamini. Yavşan otu ekstrat. Yavşan otu. Bakın Arzu Hanım, Çinliler yavşan otunu almış, aşıda kullanmışlar. Ve bunun ülkesi neresi biliyor musunuz? Ben bunu araştırdım Ata Bey'im. Anadolu. Anadolu'da. Yani. Veronica bakabunga 500 tane çeşidi var. En çoğu Anadolu'muzda. Hemen bunu Adnan Akar kardeşimle Marmaris'te tesislerimizde bunu ürettik. Avrupa Birliği'ne gönderdik. Avrupa Birliği Gıda Kontrol Müdürlüğü'nce eczanelerde ilaç gibi satılabilir. Hani diyorlar ya, koronayı öldüren hap bulundu. Hap. Kardeşim bulduk ya. Bulduk. Ahmetler buldu bunu. Adnan Akarlar buldu bunu. Yaptık bunu, getirdik, ürettik. Gıda Tarım Berlin'de bunu, Avrupa Birliği'nden evet bu dediler. Kesinlikle bunu kullanabilir diye ürettik. Yahu inekler niye hastalanmaz? İnekler niye virüs olmuyor, kanser olmuyor? Yonca yiyor. Aldım yoncayı getirdim, tabletini yaptım. Yonca tableti. 4 tane tablet günde at, 3 günde evet. bak buradan iddia ediyorum. Benim 250 program yaptığım bir kanal bu. Allah rahmet eylesin. Enver abimiz, diğerleri bu kanalda Arva Asiter'le çok bir Arva Asiter yanımda çok program yaptım. Evet. Bak bunları söylemek evet. cesaret ister. 4 günde negatife dönecek diye buradan ilgilileri uyarıyorum. Yonca yonca hapı. Yonca hapı, yavşan otu, bir de kurkumin. Herkese zerdeçal. Evet, zerdeçal. Kurkumin, kekik suyu, C, D vitamini ve gümüş suyu için kardeşim 5 gün sonra da bak isim vermek istemiyorum. Evet. Ona yakın vali, savcılarımız, bakanlarımız, kaç tane bakanımız şimdi söylemek istemiyorum. Yani Ali Coşkun bakanımı arasın Özal dönemde Nevzat Yalçıntaş'la beraber doktoradan, master'dan bu ülkeye tarih yazmış bir bakanımız. 80 küsur yaşında dimdik adam nasıl olmuş? Yani bir dinleyin sorun ya. Bu ülkenin Ahmetlerine de kaygı duyun biraz ya. İlla Johnson'un, Hyzen, işte bilmem. Pfizer hap üretti ama siz doğalını ürettiniz. Yani aslında siz üretmişsiniz. Öyle bir imkan olsa efendim, hemen yapacaksınız. Ben 1,5 milyon takipçimle mutlu, huzurlu yaşıyorum. Evet. Çok güzel. Kainat şifanesi, ölüm ihtiyarlıktan başka. Korona, morona bunlar boş şeyler. Yarın morona çıkacak. Dün SARS vardı, MERS vardı. Evet. Geçin bunları ya Arzu Hanım. Yani bunlar bir senaryo. Bunlar küresel aklın ortaya koyduğu senaryo. Eleğin üstünde kalanlar kurtulacak, kurtulacak. Diğerleri de önce meyhanelere, orada kavga dövüş hapishanelere, çözümü olmayanlar delihanelere, diğerleri de hastane kapılarında, şehir hastanelerini niye yaptılar? Niye yaptılar sizce? Madem teknoloji ilerledi, tıp ilerledi, bu kadar şey var. Şimdi siz ömür uzadı mı? Asla. Ömür ilaçlardan uzamadı, kimyasallardan. Şehircilikten, hijyenden, çöplerin toplanmasından, suların dezenfekte edilmesinden ömür uzadı. Dolayısıyla bugün beyin kodlarınızda olmayan bir gıdayı alırsanız onu bedeninizden çıkaramazsınız. Onun için kainat şifanesinde ne derdiniz varsa, tansiyonum var, sarımsak yok. Efendim kadın benim adet menopoza girdim, miyoyum var, hayıt tohumu, civan perçimi, aslan pençesi bitti. Soğan suyu kaynat 7 günde vallahi billahi tallahi yapsınlar. Ya yan etkisi yok Arzu Hanım. Soğanı bir denet. Kaynatıyoruz. Bu kadar. O kadar. Bak bak o idrarından pıhtı parça parça nasıl atıyorsun. Şimdi bunu diyor ki birileri, ha işte bak diyor bunlar otçu diyor bak. Evet biz otçuyuz.
Biz kainat şifanesinden şifa umuyoruz. Evet. Allah dert o vermiş. Bize otçu diyenlerin de kelin başına bir merhem, bir ağrı kesicileri var mı? Onu da sorun, sorgulayın diye söylemek istiyorum. Erkeklik bugün performans çok kolay. Arı sütünden tutun, ginsengden, çoban çökerten, karabaş otu, adam sigara içiyor. Akciğeri, damar otu ya demiş, damarı düzeltmek için bıldırcın gidiyor damar otu yiyor. Hani bıldırcın yumurtası içirirler diye astım evet, olanlara. Evet, tabii. Niye? Kimse bilmiyor ki. Bıldırcın çünkü damar otu yiyor. Şimdi biz damar otundan tablet, ekstrat, sirke yaptık. Yani bunun bir, bire bir çayını içebilirler. Bire 10 sirkesini yapabilirler. Bire 50 yağını, bire 100 tabletini, bire 500 ekstratını içerek. Bakın bütün dünya, ben post doktoramı Amerika'da yaptım. Drug shop'lar vardı 90 yılında. 30 yıl önce biz sağ sol kavgalarıyla adam öldürüyorduk. Ya. 30 sene önce Avrupa'ya gittim. Hollanda Vakfı'nı kurdum. Sağlık Vakfı'mı, enstitümü araştırma için. Her mahallede reform ağızlar var. Geliştirilmiş bu bitkilerin yağı, suyu, çayı. Niye bu ülkede yapılmadı? Niye bunu bir bilim adamı, gazeteci, moderatör bunu sormaz? Kaygı duymuyorlar. Çünkü bizi idare edenler yıllardır bu ülkeyi soyan insanlar, yerleşik düzenin bürokratları halen bu ülkede savunma sanayinde bir yerde bu kadar hamlelerimizin önünü kesip gündemi değiştirip abuk subuk işlerle meşgul ediyorlar. Havanda su dövüyorlar. Ama biz gerçekleri söylemeye evet. devam edeceğiz. Evet. Hocam maalesef ki süremizin sonuna geldik. Reklamlara pas atmam lazım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Estağfurullah. Bekliyoruz yine sizi her İnşallah. Zaman. İnşallah. Yani bize ulaşsınlar. Arkada ekranlarımız var. Tıp etik bir şeydir. Evet. Hemen bizim söylediklerimiz değil. www.maranki.com Instagram sitelerimizde, diğerlerimizde sorarak bütün Avrupa'dan, dünyadan ücretsiz hattımız var. O 0530-200-096 ücretsiz. Alo, doktor, uzmanlarımız, biyologlarımız, kimyagerlerimiz, çocuğun olmuyor, tansiyonu var, şekerim var, koronam var, ne yapabilirim? Daha derin, ciddi, ellerine ücretsiz olarak gönderelim. Almanya, Frankfurt'taki şubemizde Termin'le beraber online alışverişlerimiz bütün Avrupa ve dünya ülkelerine devam etmektedir. İstanbul'da da merkezlerimiz var. Allah'ın verdiği ömrü kaliteli yaşamayı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki çok efendim, teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Bey size Ahmet, de çok teşekkür ederim. Ahmet Maranki Hoca kısaca dedi ki Allah-u Teala dert vermiş, derman da vermiş. Keşfedeceğiz, kullanacağız. Aynen. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Şimdi sizlerden kısacık bir reklam arası rica edeceğim. Aranın ardından birlikteyiz tekrar.